Ben devam etmek istiyorum Yasemin. Tabii. Ben yatak odası takımını hiç beğenmedim. Bana yaptığın yorumlardan sonra böyle bir oda senden asla beklemiyordum doğrusu. Çünkü biraz önce de belirttin, rose gold bir mobilya. Aksesuarlarını gördüğümde bildiğin gold kullanmışsın. Veyahut da kaldırsaydın hani eleştiri alacağını bilmiyorum. Bunu pembe ve laciverti bir arada kullanan Havva Nur'umu söylüyor. Evet ben söylüyorum, su yeşili, rose gold, kahverengi ne alaka diyorum ben sana. Halın kahve, perden kahve, orada bir yeşil sticker kullanmışsın. Bence de hiç yakışmamış yani, burası bir yatak odası. Yani onun dışında yatak örtünü ben de günlük buldum. Hani güzel ama günlük olduğu için beğenemedim. Onun haricinde avizeni de uygun bulmadım aslında buraya. Sanki biraz önce de mutfakta da söylemişim. Koridor gibi veya ufak bir salon, hani oturma odasına daha uygun gibi geldi bana yani. Buraya yakıştıramadım. Teşekkür ediyorum. Rana'nın yatak odası asla bir yeni gelin yatak odasına benzemiyordu. Çünkü duvarındaki stickerlar bir çocuk odasında yapılacak kadar basitti. Rana'cığım ben de genel olarak yatak odanı hiç beğenmedim. Bunu belirterek başlamak istiyorum. Halı mıdır, kilim midir tam olarak bilmiyorum. Yatak kilim odanı değildir. Yani bence biliyorsundur. Banyo paspası gibi duruyor çünkü. Beğenmedim. Banyo paspasına buna benziyor. Evet. Buna şöyle yani banyoya koyabilirsin halı. Yani. 15 yıl önce odaydı bunlar. Yatak odanın başlığını da aynı şekilde beğenmedim. Yani zaten ikinizin zevki de bana çok uzaktı açıkçası. Siz beğenseniz de beğenmeseniz de evet. Benim zevkim zaten sende olamaz. O zaman şöyle yapalım. İyi ki de yok. Yatak odasındaki banyo paspası muhabbetine katılmıyorum. Yine çok yersiz bir hasret yorumu. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum. Yeni gelin bir yatak odasına hiç benzemiyor. Ne yapmalıydım? Senin gibi her tarafı kuyumcu dükkanı gibi doldurmalı mıydım? Keşke öyle yapsaymışsın. İyi ki öyle yapmamışım. En azından bugün gözleri kanamadı evet. Arkadaşlarımın. Evet, keşke gözlerimizi kanatsaydın. Yok, o kadar da değil. Senin evinde yeterince gözümüz kanadı. Bu kadar gözlerimizin kanaması yeterli geldi. Anlıyorum sizi. Gözlerimizi canım, çok aldı zaten. Evet. Son olarak perdelerin fiyatını da öğrenelim. Perdelerim tül, fon ve güneşlikle birlikte 2000 TL. Gayet iyi. Evet kızlar bu şekilde. Evet, yorumlarımız. Tamam geçelim bizim o zaman. Bizim de yorumlarımız bu kadar. Tamam o zaman sofraya geçelim. Ben gidiyorum arkamdan da sizleri bekliyorum. Buyurun canım. Gelelim. Rana Gelin'in sunum masası 18 çeşit lezzetle göz dolduruyor. Tahinli kabak tatlısı, mantı, sumaklı patates salatası, şekerpare, kuru dolma, yaprak sarması, çiğ köfte, fellah köftesi, buzluk böreği, anne kurabiyesi, tart kek, kakaolu şekerpare ve leblebi kurabiyesi masadaki lezzetlerden bazıları. Rana Gelin masa düzeninde gold yaldızlı tabaklarla gold detaylı peçeteleri ve inci yüzükleri kombinlemiş. Gold'la gümüşün birlikte kullanıldığı çatal kaşık seti ve gold yaldızlı su takımı kullanılarak şık bir uyum yakalanmış.